YouTube kanalından merhaba. Sevgili dostlar, bugün Dikili'de Ayazma Restoran'da şefimiz Mustafa Dilki ile beraberiz. Kendisi çok önemli, meşhur bir ustamız, yemek şefimiz. Dikili'de adeta isim yapmış bir kardeşimiz. Ve yemek kitabı var gördüğünüz gibi elimde. Mustafa Dilki'nin lezzet yürekten ellere geçen bir beceridir diye şahane bir kitap yazmış kendisi yemek üzerine. Mustafa Dilki kardeşimizi tebrik ediyoruz bu tür başarısından dolayı. Şimdi biz deniz börülcesi. Deniz börülcesi ve deniz mahsullerinden bir sıcak ot kavurması yapacağız. Evet. Bu sıcak ot kavurması tamamen Ege'yi andırıyor. Ege'de çıkan ürünler deniz bölgesi, jumbosu, kalamar yumurtası ve kalamarın kendisi. Şimdi yemeği yapacak Mustafa ustamız. Kendisini izleyeceğiz. Ancak daha önce Mustafa ustamızı bir tanıyalım. Kimdir? Nerelidir Mustafa ustamız? Evet. Kendisini bir tanıtsın. Ben 1984 doğumlu, Adıyaman doğumluyum. Adıyaman'ın Besni ilçesinde dünyaya geldim. Ondan sonra 20 yaşından sonra Ege kıyısına doğru çalışma hayatım başladı. En sonunda Dikili'de 15 yıldan beri Ayazma Restoran'da çalışmaktayım. Evet. Bugün bize evet. Birbirinden güzel yemekler yaptığın gibi deniz börülcesiyle ilgili evet. Çok güzel bir yemek yapacaksın. Evet. Biz de o yemek görüntülerini çekip İnşallah vatandaşlarımızla paylaşacağız. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Haydi bakalım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Merhabalar. Öncelikle zeytinyağımızla yapıyoruz. Çünkü zeytinyağı Ege'ne ait olan bir zeytinyağı olduğu için. Şimdi ürünlerimizde de tek tek yine tekrardan saymak istiyorum. Deniz bölgesi, semizotu, soğanımız, karides jumbomuz, kalamar yumurtamız ve kalamarın kendisi ve renk vermek amacıyla da kullandığımız kapri biberimiz var. Öncelikle soğanlarımızı sotelemek için tavamıza atıyoruz. Ocağımızın altını çok aç, biraz açıyoruz. Soğanlarımız sotelenirken bir yandan da jumbolarımızın bağırsak kontrolü yapıyoruz. Ağza kum ya da taş gelmemesi için. Şöyle. Bunu hemen hemen jumbo yiyenler bilir. Aşağı yukarı. Şöyle. Soğanlarımızı tam kavurmuyoruz. Çünkü deniz mahsullerimiz de aynı kıvamda olması için önce kalamar atıyoruz tavaya. Kalamarlarımız birazcık sertleşmeye başladığı anda yumurtalarını atıyoruz. Soteleme işlemimiz devam ederken tabii ki jumbolarımızı da dahil edip ve bir süre kavurmaya başlıyoruz. Sübye yumurtalarımızı, kalamar yumurtalarımızı ufak olanı seçersek daha makuldür. Hem lezzet olarak hem de porsiyon olarak daha makuldür. Bakın deniz mahsullerimizde sıcağı gördüğü anda renk değişimi yaparlar. Jumbomuzda göründüğü gibi. Ve pembeleşmeye başladıktan sonra kırmızı kapri biberlerimizi atıyoruz. Gördüğünüz gibi pişme kıvamına geliyor. Ben deniz mahsullerinin suyunda pişmesinden yanayım.
Çok sert pişirip de çok sertleştirmeden yana değilim. Bir tutam deniz bölcemizi atıyoruz. Tamamen kendi suyunda pişiyor. Tamamen kendi suyunda pişiyor. Yoksa lezzet bakımında çok kayıp olur. Şimdi semizotu Anadolu'da söylendiği gibi pirpirim derler. Ama biz burada semizotu diyoruz. Semizotumuzu da dahil ediyoruz. Ve çok tuz atmıyoruz çünkü deniz bölgemizin tuz oranı biraz yüksek olabilir. Attığımız için biraz yağ oranımız düşüyor ve birazcık daha yağ ilave edip atıyoruz? baharat olarak da sebze çeşnisi çok az atıyoruz ve kırmızı toz biber atıyoruz. Tuzumuzu ilave yapmıştık zaten. Ocağımızın altını çok az kısıyoruz. Bunu yoğurdun üzerine yapıyoruz. Arzuya göre acı da atabilirler ama ben hafif pişerken yoğurdumu hazırlıyorum. Evet, yoğurdumuzu şöyle çukur bir kasemize alıp şöyle kaşık arkasıyla şöyle alıyoruz. Şöyle yoğurdumuzun üzerine otumuzu ve deniz mahsullerimizi rahatlıkla yiyebileceğimiz şekilde Jumbo kardeşlerimiz üzerine gelmesi için şöyle dekor amaçlı. Evet, yemeğimiz servise hazırdır. Hazır. Ellerinize sağlık. Mustafa Ustam, çok güzel görünüyor. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Şu anda Mustafa Dilki ustamızın yaptığı deniz börülcesi yemeği karşımızda. Çok da güzel görünüyor. Görünüşü harika. Mustafa ustamıza teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Şimdi tadalım bakalım yemek nasıl bir şey olmuş. Şöyle alıyoruz. Şöyle alıyorum. Mustafa Ustam. Şöyle bakalım. Afiyet olsun. Gerçekten harika. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel yemek olmuş. Mustafa Ustam, ellerinize sağlık. Gerçekten bu mesleğin uzmanıymışsınız. Anlaşıldı. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ Ben olun. teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Şimdiden afiyet olsun. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz sevgili dostlar. Sağ olun.